Ankara'ya gideceğiz. Zira başkent Ankara'da dün sağanak etkiliydi. Bu kez en çok Sincan ilçesi etkilendi. Ayaş yolu tamamen suyla kaplandı. O su saatlerce tahliye edilemedi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bakalım Paşa Alyurt Ankara'da bize neler aktaracak? Sincan'da son durum nedir? Paşa günaydın. Ayrıntılar için söz sende. Günaydın Tunç. Ankara bugün haricinde son 3 gündür aynı senaryoyla karşı karşıya. Şiddetli sağanak yağış sonrası yolların göle dönmesi ve yine evlerde yaşanan su baskını ve sel felaketi. Sizin de az önce ifade etmiş olduğunuz gibi en fazla vurduğu ilçe Ankara'nın Sincan ilçesi oldu. Biz de şu anda o Sincan ilçesinin 357. caddesindeyiz ve kameraman arkadaşım Melih Baytürk'le birlikte bu selin son bilançosunu sizlerle paylaşalım. Aradan 15 saat geçti. 15 saat geçmesine rağmen halen suların evlerden o tahliye sürecinin devam ettiğini ifade edelim. İşte görüyorsunuz burada ızgaralar kaldırdı ve ardından evlerdeki sular vidanjörler tarafından, itfaiye ekiplerinin vidanjörlerle o suların tahliye etmesi süreci gerçekleşiyor. Birazdan sizi şimdi bir başka bölgeye götüreceğiz. Görüyorsunuz halen evlerin içerisindeki o su birikintilerinin ne kadar şiddetli bir şekilde tahliye edildiğini, ne kadar şiddetli bir şekilde o suların halen çıkmaya devam ettiğini kameraman arkadaşım Melih Baytürk'ün kadrajından görüntülüyoruz. Şimdi sizi bir daireye götüreceğiz. Burası bir Birlik Apartmanı, özellikle Birlik sitesi Gözde Apartmanı en çok selin vurmuş olduğu bölgelerden biri. Dikkat et bir yandan da Melih Baytürk. Zira burada aynı zamanda o vidanjörlerin boruları da burada durduğu için düşme tehlikemiz de var. Hemen o bölgeye doğru geçelim. İşte burası özellikle giriş katlar, yani giriş katları vurmuş durumda ve buradaki evlerdeki işte o yaşanan sel felaketinin ardından su baskınlarının çıkmasıyla birlikte buradaki parkelerin nasıl, ne hale geldiğini görüyoruz ve tamamen dışarı çıkarılmış durumda. Parkeler dışarıya çıkarılarak buradaki o temizlik çalışmaları bir yandan devam ediyor. Diğer noktaya doğru hemen yavaş adımlarla ilerliyoruz. Zira burada oluşan çamurlaşma ve yine su birikintisi olması nedeniyle de bir kayganlık duruyor. Şöyle geçebilir miyiz teyzeciğim? Hemen böyle geçelim. Bir yandan da bu tarafa doğru. Evet, görüyorsunuz tamamen yaşanan o su baskınlarının ardından ortaya çıkan bilanço. Hemen şu tarafı gösterebildiğimiz için suyun gelmiş olduğu seviyeyi sizlere de aktarmaya bir yandan da çalışacağız. Melih Baytürk, şu tarafa doğru gelelim. Su seviyesini hemen şurada işte görüyorsunuz. Su seviyesinin gelmiş olduğu nokta, özellikle dün yaşanan o sağanak yağış, şiddetli sağanak yağış sonrası ortaya çıkan tablo böyle. Burada ev eşyalarının tamamen bazılarının özellikle kullanılamaz hale geldiğini, evin dışarısına doğru çıkarıldığını görüyoruz. Şu anda da işte bir dairedeyiz. Temizlik çalışmaları devam ediyor. Görüyorsunuz yerler tamamıyla çamurlaşmış durumda ve evlerdeki özellikle yaşanan, işte az önce size göstermiştim, suyun basıncıyla birlikte buradaki parkeler, yine buradaki taşlar yerinden tamamıyla çıkmaya başlamış durumda. Bir yandan da tabii buradaki sakinler temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bir ayrıntıdan hemen bahsetmek istiyorum. Efendim, girebilir miyiz? Çok özür dileyerek. Şimdi burada tabii yaşanan o su felaketi, özellikle sel baskınları sonrasında, su baskınları sonrasında burada yaşanan süreçle ilgili özellikle tabii malzemeler de etkileniyor. Malzemeler de şimdi su seviyesi buraya kadar gelmiş, ancak burada malzemelerin de etkilendiğini, ara ara buralarda bazı bölgelerinde de çatlaklar oluşmaya başladığını da bir dipnot olarak ekleyelim. Diğer noktaya doğru girelim. Burası evin oturma odası. Oturma odasında görüyorsunuz şu anda. Hemen o tarafa doğru da girelim. Oturma odasında tamamen buradaki özellikle vidanjörle su temizlikleri çalışmalarının yapılmasına rağmen suların halen belirli bir seviyede de olsa burada kaldığını görüyoruz. Evin tamamıyla bütününü, tamamıyla o su baskınlarının basması, su baskınları sonucu ortaya çıkan tabloyu sizlere Melih Baytürk gösteriyor. İşte burada evin salonu görüyorsunuz, tamamıyla çamurlaşmış durumda. Yani buradaki parke gözükmüyor ve buradaki özellikle birçok eşyanın da yine kullanılamaz hale geldiğini görüyoruz. Sizi şimdi bir diğer noktaya daha götüreceğim. Özellikle en çok bu sel baskınlarının vurmuş olduğu bölge burası, 357. cadde. Zira burada özellikle üst bölgeden gelen suların burada birikmesiyle birlikte ortaya çıkan tablo sonucunda suların burada sel baskınları oluşturduğunu, özellikle sel felaketi oluşturduğunu ifade
eriyelim. Şimdi bir diğer daire daha götüreceğiz. Yine burada görüyorsunuz eşyalar. Özellikle o su baskınlarının, suyun basıncının etkisiyle ortaya çıkan toplalarda gözümüze en çok çarpan konu parkelerin yerinden çıkmış olması ve tamamen bu sürecin gerçekleşmiş olması. Evet, burada da bir yandan tabii temizlik çalışmaları devam ediyor. Özellikle görüyorsunuz burada da yine en çok etkili. Hemen şu tarafa doğru gelelim. Şu tarafa doğru gelelim Melih Baytürk. İşte parkeleri nasıl yerinden çıkardığını işte gözler önüne seren tablolardan biri de burası. İşte görüyorsunuz burada yaşanan o sel felaketi sonucu özellikle suyun basıncının etkisiyle buradaki parkelerin yerinden çıktığını, şişme yaptığını bir anlamda ifade edelim. Tabii burada meteoroloji tarafından aslında uyarılar sıkça yapılıyordu. Bu yapılan uyarılardaysa özellikle Ankara'da gök gürültülü sağanak bir yağış beklendi ifade ediliyordu. İşte bu sağanak yağışta dün Ankara'nın Sincan ilçesini vurdu ve yaşanan o sel felaketi sonucunda da özellikle aradan 15 saat geçmesine rağmen az önce de size gösterdik. O suyun tahliyesi halen yoğun bir şekilde gördüğünüz suyun tahliye sürecini o suyun tahliyesi halen devam ediyor. EGO Genel Müdürlüğü tarafından da iki istasyonda da özellikle burada metro seferlerinin durdurulduğu ifade edilmişti ki dün de ortaya çıkan tablolarda aslında o metro seferlerinde ne kadar suyun birikinti olduğunu görmüştük. Hemen şu tarafı da gösterelim Melih Baytürk. Suyun gelmiş olduğu hem seviye hem de suyun basıncının etkisiyle birlikte camların nasıl kırıldığını, camların nasıl yerinden çıktığını buraya gözler önüne seren tablolardan biri. Buraya doğru ben ineyim Melih Baytürk. Sen oradan istiyorsan o taraftan göster. İşte az önce o suyun tahliye sürecini göstermiştik. Nereden olduğuna dair. İşte burası depo bölgesi. Depo bölgesine doğru hemen bir yandan inelim. Halen burada sular var. Görüyorsunuz halen burada yoğun bir şekilde suların biriktiğini görüyoruz. Burası depo alanı olarak kullanılan bir bölge ki burada malzemelerin tamamıyla kullanılamaz hale geldiğini ifade edelim. Birçok bölgesi itibariyle yine biz dışarıya doğru çıkalım. Özellikle şunu ifade edelim. Burada özellikle Ayaş yolu üzerindeki dün Murat Bekmezci kameraman arkadaşımız Murat Bekmezci ve yine kameraman arkadaşımız Güney Çardakoğlu ve muhabir arkadaşımız Murat Bekmezci de oradaki son durumu sizlere paylaşmıştı ancak iç daire yani o bölgenin cadde taraflarına yani evlerin bulunmuş olduğu bölgelere baktığımız zamansa inanılmaz derecede su birikintilerinin halen devam ettiği, eşyaların kullanılamaz hale geldiğini ve bu süreçte birlikte vatandaşların özellikle buradaki sakinlerin de eşyalarını temizlik çalışmalarını halen sürdürdüğünü görüyoruz. Tabii birçok bölgede az önce size hemen göstermiştim o depo bölgesinde oradaki suların tahliyesi devam ediyor. İşte orada biriken suların tahliyesi halen görüyorsunuz oldukça şiddetli bir şekilde devam ediyor. Aradan 15 saat geçti. Az değil. Aradan 15 saat geçti ancak 15 saat geçmesine rağmen o suların tahliye sürecinin devam ettiğini itfaiye ekiplerinde yine burada bölgede hazır olarak bekletildiğini ifade edelim. Tabii biz kameraman arkadaşım Melih Baytürk'le birlikte birçok bölgeyi yine gezme fırsatımız olacak. Selin bilançosunda özellikle son durum nedir? Ankara'nın Sincan ilçesini zira vurmuştu. Özellikle o Sincan ilçesini vurmuş olduğu bölgelerde yine o bölgenin nabzını tutmaya devam ediyor olacağız diyelim. Biz buradaki birlik sitesi Gözde Apartmanı'ndaki dairelerin hem son durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştık hem de özellikle o suların tahliye sürecinde ne aşamada durumun ne aşamada olduğunu sizlerle paylaşmaya çalıştık diyelim. Tunç ve buradan sözü şimdilik size bırakalım.